Sevgili Selin, yine İstanbul sokaklarındaydı. Dün evet. Hocam biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın isimlerini sormuştu. Allah'ın kaç ismi vardır diye sormuştu. Bugün de vesveseyi sordu. Vesvese hocam önemli. Evet. Çok soru alıyoruz vesvese ile ilgili. Bakalım neler sormuş ve nasıl cevaplar almış. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Vesvese nedir ve vesveseden korunmak için ne yapıyorsunuz sorularını soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Merhaba, vesvese nedir? Vesvese insanın içinde kurduğu bazı kuruntulardır, takıntılardır diye biliyorum. Size de oluyor mu vesvese? Ya daha çok insan ruhsal durumuyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok kafaya takınca her insanda az miktarda oluyor bence. Peki nasıl korunuyorsunuz vesveseden? Yani güzel şeyler düşünerek, aktiviteler yaparak, sosyalleşerek, bu şekilde. Hangi duaları okuyorsunuz? Fatiha, Felak, Nas, Ayetel Kürsi. Mutlaka korunma dualarını okuyorum. Vesvese düşünceden, sıkıntıdan ileri gelir. Size de vesvese oluyor mu? Ara sıra oluyor tabii ki. İnsanız tabii ki. Vesvese nedir? Vesvese boş konuşmasını bilen insanlara denir diye düşünüyorum. Vesvese nedir? Vesvese bildiğim kadarıyla insana işte yalan söylemek, dolandırılmak. Kötülük. Kötülük, aynen. Size de oluyor mu vesvese? Bazen oluyor, bazen olmuyor. Vesveseden korunmak için ne yapıyorsunuz? Yani yalan söylememek olmaya gayret ediyoruz. Dua okuyor musunuz? Dua okuyoruz. Hangi duaları? Bir sürü dualar var ya, çeşitli dualar var. Özel bir ayet bilmiyorum ama bildiğimiz ayetleri okuyoruz. Vesvese nedir? Ya vesvese okuyarak yapılan bir şeydir yani. Okunur vesveseyi. Def etmek için okursun. Herhangi bir duayı da okuyabilirim yani. Ben bildiğim duaları okurum. Vesvese insanın içindeki kuruntudur. Yani olmamış bir şeyi olmuş gibi görmek. Peki ne yapıyorsunuz vesveseden korunmak için? Evzü Besmele çekerim. İhlas Suresi okurum. Fatiha, Ayetel Kürsi bunları okurum. Bunların koruyucu olduğunu bildiğim için. Nasıl yeniyorsun vesveseyi? Hangi duaları okuyorsun? Bildiğim duaları okuyorum. Size doluyor mu vesvese? Çok. Ne yapıyorsunuz vesveseyi yenmek için? Vesveseyi yenmek için diyorum ki başka işin varsa ona git. Vesvese demek insanları eleştirmek demek, ayağına ip takmak demek. Birbirine. Nasıl korunmalıyız? Dua etmeliyiz. Hangi duaları? Koruma duaları olabilir, işte Nas suresi olabilir, Felak olabilir. Vesvese nedir? Vesvese şeytanın insanlara verdiği bir şey. Allah'ıma bir şükür bana olmuyor çünkü benim hiç kimseye karşı bir kötülüğüm olmadığı için. Vesvese nedir? Yani birisi hakkında konuşma ve onun arkasından kötü sözler söyleme. Bence şeytanın bize karşı böyle kulağımıza fısıldadığı ve bizim iyi şeyler yapmamız gerektiğini söylediği şeyler. Peki vesveseden korunmak için ne yapmalıyız? Kötü şeyler yapmamalıyız, iyi şeyler yapmalıyız. Yani içimizden gelen sesin kötüyse kötüyü dinlememeli, iyiyse iyiyi dinlemeli. Dua etmeli miyiz? Evet, kesin. Hangi duaları okumalıyız? Nas suresini okuyabiliriz. Anlamında vesveseden de bizim korumamızı dua ettiğimiz bir dua var yani Nas suresi. Vesvese nedir? Vesvese insanın içinden gelen sesler. Örnek verebilir misiniz? Kıskançlık, haset, fesat. Size de oluyor mu vesvese? Önceden oluyordu. Şimdi neden olmuyor? Şimdi korunuyorum. Çelik yelek giydim üstüme. Nasıl korunuyorsunuz? Hangi duaları okuyorsunuz? Rabbimiz bize Felak ve Nas bu ayetler bunun için indi. Ayetel Kürsi, Hüs ayetleri, çelik, zırh, yelek. Vesvese dedikodu yapmaktır. İnsanların hakkında kötü konuşmak, kötü düşünmek, dedikodu yapmak. Size de vesvese oluyor mu? Namaz kılarken. Abdest alırken. Evet, maalesef aklıma geliyor. Peki nasıl yeniyorsunuz vesvese? Çalışıyorum. Dua okuyor musunuz? Tabii. Hangi duaları? Her duayı. Vesvese kötü anlamda şeytanın insana kötü düşünce ve niyete sahip olmasına sebep olan şeydir. Size de oluyor mu vesvese? Ya vesvese muhakkak her insana oluyordu haliyle. Yalnız dinimizce tabii bunun yolları var.
atıyorum bir besmele çekersiniz, abdestini alırsınız, bir namazınızı kılarsınız. Böylelikle tabii vesvesenin de önüne geçmiş olursunuz. Ya en başında tabii la havle ve la kuvvete ve la ilahe illallah diyebilirsiniz. Bir vesveseyi def etmek için. Vesvese nedir? Vesvese insan içindeki guruntudur. İnsan içerisindeki böyle olmamış bir şey sanki olmuş gibi bir yerlere kendi içinde uydurmak yani. Size de oluyor mu vesvese? Oluyor tabii, olmaz olur mu? Yani genelde böyle mesela olmamış bir olay başımıza geldiği zaman, olmamış bir olay başımıza geldiği zaman kendi kendimize diyoruz ki vesvese oldu yani. Ne oldu ne bitti diye o içimizde bir guruntu oluyor tabii. Peki korunmak için ne yapıyorsunuz? Genelde Fatiha duasını okurum yani. Ayetül Kürsi okurum. Vesvese nedir? Vesvese insanın aklı karışıyor. Hani odur yani vesvese. Size de oluyor mu vesvese? Evet, maalesef oluyor. Peki vesveseyi nasıl yeniyorsunuz? Hani dua ederek Allah'ın izniyle yenmeyi beceriyorum yani. Hangi duaları okuyorsunuz? Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Vekil, vekilim Allah'ımdır. Ben hiç vesvese yaşamadığım için ya aklıma hiç değişik bir şeyle gelmiyor yani. Emin misin? Ya emin kesinlikle. Eşim ve çocuklarım da sağlıklı. Ben de sağlıklıyım. İş oranım da iyidir. Maddi sıkıntı çekmiyoruz. Evlerimiz de var çok şükür. Daha Allah'tan ne isteyelim ya? Neyin vesvesesini yaşayalım ki? Birinin hakkında yani bir şeyler düşünmek. Yani veya işte sen geleceğin hakkında bir vesvese yaparsın. Acaba ne oldu? Ne var işte? Şöyle olsaydı, işte bir üstü kurundu gibi bir şey yani. Peki ne yapsın bu vesvesesi olan insanlar? Nasıl yensin vesveseyi? İnsanın coğrafi durumuyla alakalı bir durumdur. Yani bunun psikolojik tedavisi yok. Hangi dualar okusun? Dua derken yani dua her yerde dua geçerlidir. Dua dediğin zaman dünyayı ayakta tutan duadır. Ama bilinçli yapılırsa yerini bulur. Eğer böyle gelişi güzel sıkıştığın zaman Allah'ım beni kurtar. Sıkıştığın zaman değil. Şimdi burada giderken ya Rabbi beni kurtar ya. Ya Rabbi bize iyi gün göster. Ya Rabbi bize yardımcı ol. Değil mi? En güzeli o. İnsanların çekememediğinden, insanların hasetinden, insanların nazarından, insanların çekememediğinden, cin ve insan türünün nazarından Allah'a sığınacak. Vesvese herkeste var. Kim dese ki bendeki vesvese yok ben inanmam. Sende bile var şu an. Vesvese nedir? Vesvese bir şey değil. Vesvese nedir vesvese? Allah'ın ipine sarıl Kur'an. Bak dolu şuralarda bedava. Sarıl ona. Bütün hiçbir sıkıntın kalmaz. Size de oluyor mu vesvese? Zaman zaman oluyor ama ben üç kuru vallahi bir elem okudum mu bay bay. Kaçıp gidiyor. Hikaye. Öleceğiz zaten. Allah akıl vermiş, nizam vermiş. Bak ne güzel dinimiz Kur'an vermiş. Al orada oku. İlim kokuyor. Namazını kıl. Kimse bir şey demiyor. Ondan sonra ne şeytan yanaşır. Yanaşmaz be yavrum. Niye yanaşacak şeytan? Şeytan insanlar oldu artık. Vesvese diye bir şey yok. Şeytanın oyuncağı olmuşuz. Allah hepimizin yardımcısı olsun kızım. Alem abimiz ya. Şeytan niye yanaşsın? Şeytan insan oldu zaten ya, diyor hocam. Ya. Minel cinneti ben. Evet, bir öğrenci kardeşimiz çok güzel şey not aldım buraya. Gözlüklü. Buradan selam edelim. Tabii ismini bilmiyoruz. Diyor ki vesvese şeytanın kulağımıza fısıldaması ve bizi kötü şeylere yönlendirmesi. Güzel. Tam hocam, tarif. Ne güzel söyledi. Tam tarif ya. Gayet güzel ya. Siz nasıl buldunuz cevapları? Dediğin gibi çok isabet edenler vardır. Ama belli ki bu hastalık halkımızı meşgul ediyor. Efendim şimdi ezan okununca ezanın duyamayacağı yere kadar şeytan kaçıyor. Kaçıyor ama büsbütün gitmiyor. Tekrar geri geliyor. Bize şu şöyledir, bu böyledir. Her şeyi Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı? Ya. Abi vesveseye bak yani. Buna benzer şeyler akla getiriyor. Sahabe-i kirama soruyor Efendimiz. Sizin aklınıza böyle şeyler geliyor mu? Evet ya Resulallah. Hatta size söyleyemeyeceğimiz, söylemekten utanacağımız şeyler geliyor aklımıza. Zâke iman. İşte bu imanın ta kendisidir. Endişe etmeyin. Demek ki bakın balona üflersem balon şişiyor. Yani ne demek bu? Aldırış etmemek, itibar etmemek, değer vermemek. En son kardeşimiz evet. diyordu ya yani
Bir Fatiha okuyorum, bay bay. Bay bay. Bay bay diyor. Yani. Gidiyor diyor. Demek ki Nas-ı Felak'ı okuyarak ve bir de sevgili peygamberimizin tavsiyesi amennâ billâhi ve rusûlü. Yani bir Allah'a ve peygamberlerine iman ettik. Amennâ billâhi ve rusûlü dememiz gerekiyor. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın ve huve bi kulli şeyin alim. Peygamberimiz bu ayeti okumamızı da tavsiye ediyor. O Allah evveldir, ahirdir, ezelidir, ebedidir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilmektedir. Bu ayeti kerimeyi okumamızı tavsiye ediyor. Evet. Dini terminolojide sevgili izleyenler visvas diye de geçiyor değil mi hocam? Visvas, vesvese, visvas. Yani şeytan visvas bırakıp gitmiyor. Tekrar Tabii. geliyor. Tekrar geliyor. Öyleyse bundan kurtulmanın yolu ona itibar etmemek. Dikkate almamak. Dikkate almamak. Şek ile yakın zail olmaz. Yani şüphe ile kesinlik kaybolmaz. Şek ile yakın zail olmaz. Yani acaba şuram kuru mu kaldı? Bu sefer banyoda bir daha yıkan. Usul abdest alırken. Ya benim peygamberim 3 defa yıkanmış ama ben 5, 6, 7 durmadan banyoyu işgal edip 1 saat çıkamıyorum ya. Şuram kuru kaldı, buram kuru kalsa da tamamdır yani. Benim peygamberim burayı yıkamış, bitti, tamam. Ben şimdi tekrar yıkarsam peygamberimle, Rabbimin emrine uymamış olurum diye düşünmem icap ediyor ya. Hocam işte buyurun, bir izleyicimiz diyor ki ben saatlerce banyoda kalıyorum. Ya. Bundan bir türlü kurtulamıyorum. Defalarca gusül abdesti aldığım oluyor. Bunu nasıl yenebilirim? Buyurun. Bunu yenmemiz şöyle. Hayır, yıkandım, son mesela bir yıkandım, bitti, her tarafıma su ulaştı. Guslüm tamamdır. Evet. Rabbim kabul eder. Öyle deyip çıkmak, yani tekrar olmadı bir daha, olmadı bir daha, öyle yok. Olmaz. Vesvese, visvas, şeytanın veya nefsin insana kötü ve zararlı telkinde bulunması, şeytandan yahut nefisten gelen insanı dine aykırı, aşırı davranışlara yönelten telkinlerde bulunması diyebiliyoruz. Buna itibar etmeyeceğiz. İtibar etmiyoruz. Ya ben aklımdan geçirdim. Ben eşimi boşadım mı acaba ya? Allah Allah. Eşimi baba aklımdan geçirmekle, yani eyleme dönüşmedikçe insan bundan sorumlu olmaz. Aklımızdan geçen kötülükler eyleme dönüşmedikçe bundan sorumlu olmayız. Hocam ekranda vesveseye karşı okunacak, yapılacak dua var. Amenna billahi ve resulihi. Bu kadar mı? Bu kadar. Amennâ billâhi ve resûlih. Ve bir de ayeti kerime Efendimiz öğretiyor. Huvel evvelu vel âhiru vel zâhiru vel bâtın ve hu bi kulli şeyin alîm. Evet. Ekranda. Evet. Yani hocam manası, anlamı. Manası o ilktir, sondur, açıktır, gizlidir ve o her şeyi bilir. Evet. O ilktir, ezelidir, sondur, ebedidir. Açıktır, gizlidir. Her şeyi bilir. Ve o her şeyi bilir. Ya ona sığınıyoruz. Ona her şeyi bilen Allah'a evet, sığınıyoruz evet. anlamında. Bir de Euzu Besmele denir hocam, değil mi? Doğru. Yani, Euzu Besmele. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu kadar. Rahmetten, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bu kadar. Demek de güzel bir çaredir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vesveseye kapıldığımız anda bunu söyleyebiliriz. Doğru. Herkesin efendim. Bildiği bir şey bu. Doğru efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.